Hocam 10 senedir evliyiz, 8 yaşında bir çocuğumuz var, 6 senedir ayrı odalarda yatıyoruz. Huzurumuz yok. Başka bir şey anlatmanıza gerek yok dedim. İşte sebep bu. Gidin hemen yatakları birleştirin, huzurunuz bulursun. Peki dediler, gittiler ama kızımız demiş ki yok canım bu ondan değil, hoca öyle kafayı ona takmış demiş. Yine bildiğine devam etmiş. Adam telefon etti. Hocam yine bir çayı koyun geliyorum dedim. Adreslerini aldım, çayı koyun dedim. Koydular, vardım. Dedim ki kızım benim arabamdan bir ses geldi. Usta usta dolaştırdım, o sesi gideremediler. Birisi dedi ki falan yerden yakıtını falan yerden alırsan bu ses gider dedi. Vallahi benim hiç de kafama yatmadı. Yakıtı, mazotu falan yerden alsam ne olacak falan, birbirine yakındı. Ama dedim ki lan o diyor madem ben de oradan alayım dedim. Oradan alınca ses gitti dedim. Ne dediğimi anlatabildim mi size? Ben size yatakları birleştirin diyorum. Senin kafana yatmıyor, bundan değil diyor. Yavrum söylediğimi uygula, neticeyi göreceksin dedim ya. Halep oradaysa Arşın burada. Peki dediler. Bir hafta geçti, adam telefon etti, hocam bir daha görüşebilir miyiz? Ben yine eyvah dedim, bir problem var. Falan yerde buluşalım deyince baktım ki bir kilo baklava almış getirmiş. Ha. Hanımları, kocalarını ihmal etmemeye davet ediyorum. Erkekleri, hanımlarını ihmal etmemeye davet ediyorum. Huzura giden yol yatak odasından geçer. Eşini memnun et ki, mutlu et ki sen de mutlu olasın. İhmal ile mutlu olmak mümkün değil. Şeytan ve nefis araya girer. Dışarıda kurtlar sofrası var. Ey kadınlar, ey benim kızlarım. Televizyon tahrik ediyor, basın tahrik ediyor, internet tahrik ediyor. Sen de kocanı ihmal edersen bir gün şikayete gelirsin. İhmal etme. Başkasına muhtaç etme. Evinde mutluluğun devam etsin. Lillahi Teala'l-Fatiha.